Ankara gündeminden merhaba, başkentten yayındayız. Evet, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven açlık grevini sürdürüyor. Bugün açlık grevinin 98. gününde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Biz de Ankara gündeminde bunu konuşacağız. HDP'nin kadın milletvekilleri yayınımızda. Leyla Güven'in kızı, gazeteci meslektaşımız Sabiha Temizkan bugün bir mesaj attı. Leyla Güven'in hastaneye kaldırılmasının ardından. Annem Leyla Güven açlık grevinin 98. gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin diyor Sabiha Temizkan. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sabiha, lütfen annemin ölmesine izin vermeyin diyor. Nedir durum? Sabiha'nın sesine nasıl ses olacak insanlar? Ne yapıyor HDP? Sizden alalım. Leyla Güven'in sağlık durumunda bugün neler yaşandı, son bilgileri? Ya, Leyla Güven 98. gününde ve çok tabii ki ciddi günlerden bahsediyoruz. Aynı zamanda sağlık sorunları olan da bir arkadaşımız. 98. günde bugün işte rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviyi kabul etmedi. Zaten daha önce de beyan etmişti tedavi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini. Ve işte hastanede bir süre kaldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra gitmek istediğini, eve dönmek istediğini söyleyip tedaviyi reddettiğine dair de beyan alınca tekrar evine döndü aslında şu an. Kalp ritmiyle ilgili de takip edilmesi gerekiyor. Bu konuda bir sıkıntısı var. Zaten bir süre önce biz işte ziyaret ettiğimizde de gözlemlediğimiz şey kas ağrılarının çok yoğun olduğu, baş ağrılarının çok yoğun olduğu, dengede bir kaybın olduğu. Hatta ben gittiğimde gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu. Güneş, yani normal bir ışığın kendisi bile rahatsız ediyordu. O nedenle genelde gözlerini kapatmayı tercih ediyordu. Zaten yatar pozisyonda duruyordu. Hani ayağa kalkması, tek başına kalkması mümkün olmuyor. Ancak iki kişi koluna girebildiği zaman zorla kalkabilme durumu oluyordu. Bugün itibariyle ise işte yoğunlaşmış durumu ve bir hastaneye götürülme durumu oldu ama tedavi olamadığı için, tabii tedavi kabul etmediği için hastanede yapılacak bir durum yok. Zaten kendisi de tekrar eve dönmek istediği için döndü. Tabii şimdi bu Leyla Güven'in açlık grevinin talebini duyurmak lazım, yaygınlaştırmak lazım. Asıl olarak kızının söylediği şey de tam da buna tekabül ediyor. Leyla Güven bu açlık grevini yaparken kendisiyle ilgili bir yerden yapmıyor. Aslında Leyla Güven Hakkari milletvekilimiz olmasına rağmen tutukluydu, biliyorsunuz, tahliye edilmemiştir, hukuka aykırı olarak içeride tutulmaya devam ediyordu ama buna rağmen kendisiyle ilgili bir talep de değil. Bu ülkede çok açık uygulanan bir tecride karşı bu ülkenin aslında barışın, demokrasinin kanallarını açabilecek bir talep için İmralı'da uygulanan tecridin kaldırılması için bir açlık grevine başladı. Arkasından da cezaevlerinde ve çeşitli dışarıda da başka yerlerde açlık grevine katılanlar oldu ve onlar da aslında şu an açlık grevlerinin ilerleyen günlerine ulaşmış durumdalar ve onların da sağlık sorunlarında, ciddi sağlık sorunu yaşayanlar var açlık grevcilerinden. Şimdi burada talebin kendisine baktığımızda nedir? Bir hukuki yönden bakabiliriz bu talebe. Bu talep ne diyor? Bir insana insanlık dışı olarak aslında işkence sayılacak bir yöntemle uygulanan mutlak tecridin kaldırılmasını talep ediyor. Şimdi bizim Türkiye yasalar açısından baktığımızda, uluslararası sözleşmeler açısından baktığımızda bu talebin aslında zaten var olan yasalar gereği uygulanması gereken bir talep olduğunu görüyoruz. Yani bir yasal değişiklik gerektirmiyor, başka bir şey gerektirmiyor. Siz kendi yasalarınızı uyguladığınız anda zaten bu mutlak tecridin kalkması gerekiyor. Çünkü hiçbir tutuklu ya da hükümlüye bu ülkenin yasaları gereği bu kadar uzun süre, aslında 3,5 yıldır tümüyle tecrit ama ondan önceki süreçlerde de başlayan, aslında 20 yıldır başlayan bir adaya götürülüp orada tutulma şeklinde başlayan bir tecritten bahsediyoruz. Burada ne oluyor? İşte aileyle görüştürülmüyor, avukatlarıyla görüştürülmüyor. Dış dünyayla ilgili bütün iletişimleri kesilmiş durumda. Mektup alışverişi, işte yazma, kart gönderme gibi de diyebileceğimiz bütün dış dünyayla bağlantı kesilmiş durumda. Yasalara göre baktığımızda siz bir kişinin avukatıyla görüşmesini engelleyecek hiçbir düzenleme yok. Yasa diyor ki avukatıyla her zaman istediği koşullarda görüşebilir. Öyleyse avukatıyla görüşmesini nasıl yasaklıyorsunuz? Aileyle görüşme de yine öyle.
Evet, arada uygulamada disiplin cezaları verildiği vesaire oluyor ama bunlar sürekleşen, devam eden bir şey olma ihtimali yok. Mutlak tecrit var, hiç temas kurmuyor dış dünyayla vesaireyle. Peki bunu söyleyebiliyorlar mı? Yani şunu Adalet Bakanlığı söylemiyor. Demiyor ki görüştürmüyoruz. Hayır, bunu demiyor. İşte şimdiye kadar neydi? Koster bozuktu, hava muhalefeti vardı. O yüzden adaya gidilemiyordu gibi bir takım gerekçeler ileri sürüyorlar. Çünkü biliyorlar ki hukuk aykırı. Yani yasalara aykırı olduğunu açık bildiği için biz görüştürmüyoruz da diyemiyorlar. En son bir disiplin cezası uygulamasından bahsederek görüştürmeyeceğiz demişlerdi. Onun da süresi bitti. Zaten kaldı ki disiplin cezasının kendisi avukat görüşünü engelleyemez. Yasa gereği de böyle bir düzenleme yok. Şimdi bu yanıyla tümüne hukuka aykırı olduğu gibi insan hakları bağlamında da bakarsanız aslında tecrit bir insanlık suçu. Bir insanı bu kadar süre yalnız kimseyle görüşmeden tutamazsınız. Bu açıdan da bir insanlık suçu. Siyasi yanına geldiğimizde ise bu işin, siyasi yanı açısındansa görüşmenin kendisi bu ülkede barışın kanallarının açılabilmesinin yolu olabilir. Yani biz bu ülkede 2013-2015 yılları arasında bir süreç yaşadık. Barış görüşmelerinin sürdüğü, müzakerelerin başladığı, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülebilmesinin belki olanağının açılabileceği bir dönem yaşadık ki biz bu dönem içerisinde aslında kısmen de olsa demokrasinin nasıl olabileceğine, bunun anayasasının nasıl yapılabileceğine, bunun barışın toplumsallaştırılmasının nasıl sağlanabileceğine dair tartışmaların yürüyebildiği, Kürt sorunun açık açık konuşulabildiği, tartışılabildiği, hatta bazı konularda adımların atılabildiği bir süreçti. Ve bu süreç aynı zamanda ülkenin demokrasisini de ilerleten bir süreçti. Sadece Kürt meselesinin kendisi, çünkü sadece Kürt meselesi değildir. Aynı zamanda bu ülkede demokrasi sorununun bir parçasıdır. Kürt meselesini demokratik yollarla çözme gibi bir irade taşımıyorsanız, demokrasinin diğer alanlarını da kapatırsınız. Yani bu birbiriyle çok bağlantılı şeydir. Yani ülkede başka alanlarda demokrasi Kürt meselesinde olmaz gibi bir durum olmaz. Demokrasi dediğiniz şey toptan gerçekleşen bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşamışken tekrar yeniden savaş politikalarına dönülen bir sürece girdik 2015'ten sonra özellikle. Özellikle de 7 Haziran seçimlerinden sonra. Ve bugün bütün bu savaş politikaları aynı zamanda genel olarak da tüm demokrasi kanallarının önünü de tıkıyor. Tabii ki bu ülkede işte OHAL sonrası özellikle gelişen, aslında 7 Haziran sonrası gelişen ve OHAL sonrası da derinleşen antidemokratik uygulamaların kendisi bütün topluma yayılmış durumda. Aslında sadece burada tecritten bahsederken toplumun tecritinden de belki bahsetmek lazım. Yani dışarıda da insanlar tecrit aldığında, bir söz söylediğinizde, bir eleştiri yaptığınızda anında gözaltına alındığınız, tutuklandığınız bir ülkeden bahsediyoruz. Ya da bir işçinin eylem yapmak istediğinde grev kararı aldığında grevlerin yasaklandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Gazetecilerin bugün açıklama vardı. Avrupa'da en yüksek gazetecilerin tutuklu olduğu ülke Türkiye'den bahsediyoruz. Akademisyenlere bakın, görevlerinden inanılmaz sayıda insan atıldı. Öğretmenler atıldı, memurlar atıldı. Bütün alandan yani 110 bine yakın insan işten atıldı. Şimdi böyle bir hukuksuz bir şekilde atıldı. Yani bir gerekçe sunmadı, yargı yolu yok. Buna ilişkin başvuracağınız mekanizmalar yok. Böyle bir antidemokratik koşullarda, baskıcı, otoriter koşullarda yaşamak zorunda kalan aslında bir Türkiye toplumundan bahsediyoruz. Ve her birimiz bunu yaşıyoruz. Son olarak da mesela ekonomik krizi çok derin yaşamaya başladık. Bunu bile, bunun üstünü kapatmak için bile savaş politikaları önümüze getiriliyor. Ve deniyor ki işte bak merminin fiyatını biliyor musunuz üzerinden. İnsanların açlığı meselesinin üstünü örtülmeye çalışıyor. Ekonomik krizin üstü örtülmeye çalışılıyor. Peki bu ülkede ekonomik kriz niye var? Bu ülkede ekonomik kriz, evet, kapitalizmin krizi var. Dünyada kapitalizmin krizi var ama aynı zamanda AKP'nin yıllardır uyguladığı neoliberal politikaların sonucunu olarak da getirdiği bir nokta var. Aynı zamanda Kürt sorununda savaş politikalarının getirdiği bir nokta var. Dolayısıyla bu toplam üçlünün bileşeni olarak ekonomik kriz bugün kapımızda duruyor. Ama işte ekonomik krize karşı bir tepki olmasın, bunun da sesini kesmek için hemen bir beka tartışması, hemen bir savaş tartışması, hemen bir ama güvenliğimiz var tartışması üzerinden, ki bu gerçek bir güvenlik değil, üzerinden bunlar da bastırılmaya çalışılıyor. Yani kim iktidarın politikalarını eleştirmeye kalksa anında bu ülkenin beka sorunu var değil, bütün her şeyi sessizleştirmeye çalışan, susturmaya çalışan bir iktidardan bahsediyoruz. Oysa ki bu ülkede beka sorunu varsa, valla Türkiye halklarının değil,
Aslında iktidarın beka sorunu var ve iktidar kendi beka sorunu. Kendi belki de seçimi kaybetme ihtimalini sanki bir halkın sorunuymuş gibi göstererek bunun üzerinden aslında iktidar kalmaya devam etmeye çalışıyor. Seçimleri bunun üzerinden almaya çalışıyor. Bütün muhalefeti susturmanın bir aracı olarak aslında Kürt meselesini bir yanıyla da kullanıyor. Şimdi böyle bir süreçten geçtiğimiz için yani bu mesele tecritin kendisi sadece orada uygulanmıyor. Aslında tüm Türkiye toplumuna yayılmış bir tecritten bahsediyoruz. Yani işte biz pazar günü HDP olarak bir basın açıklaması yapmak istedik. Bir yürüyüş ve basın açıklaması pazartesi günü Taksim'de kuşatıldık, çevrilendik vesaire. Hani buna rağmen yürüdük, o anlamda açıklamamızı da yaptık vesaire ama baktığımızda her şeye böyle tepki veriyor. İşte İstiklal Caddesi yasak, orası yürüyüşe yasak, burası yürüyüşe yasak, şurada bunu yapamazsınız, burada bunu yapamazsınız gibi her türlü eylem konusunda. İşte 25 Kasım'da kadınların şiddete karşı yürümesi engellendi, onun önüne geçildi. Bunun gibi hak talep eden, yani AKP-MHP politik hattında olmayan ve farklı düşünen herkesin her hak talebine karşı aslında bir şeyi dayatan, hayır yapamazsınız, edemezsiniz'i dayatan bir antidemokratik süreçle gidiyoruz, yürüyoruz. Biz HDP olarak buna karşı Leyla Güven'in sesi olmaya ve bu aşı grevinin nedenini anlatmaya, bu ülke için ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için de işte aslında uzun bir süredir eylemlikler sürüyor, açıklamalar sürüyor, kamuoyu oluşturmaya çalışma sürüyor. Aynı zamanda biliyorsunuzdur 6 noktadan başlayan bir yürüyüş başlatıldı. Farklı farklı illerden başladı ve en son 15'inde Diyarbakır'da toplanacak ve burada açıklamayla bitirmek üzere bir eylemlik hattı başlatıldı. Ama bugün işte gördüğümüz kadarıyla hepsine müdahale edilmeye başlandı. Engellenmeye çalışılıyor. Milletvekillerinin dahi yürümesinin engellenmeye çalışıldığı bir durumdan bahsediyor. Bu yürüyüş yapılamayacak mı? Yani sonuçlandırılamayacak mı? Nedir son durum? Bu yapacak arkadaşlarımız. Her ne kadar yasaklamaya çalışsalar da, engellemeye çalışsalar da arkadaşlarımız yürüyüşlerini yapıyorlar. Bazı yerlerde işte durduruluyor, oturma eylemi şeklinde çeviriyorlar. Sonra tekrar başlıyorlar, yürümeye devam ediyorlar. Bu şekilde yapılacak ve sonuçta Ahmet'te toplanacak arkadaşlarımız. Çünkü alınan kararların hepsi tümüyle hukuka aykırı. Yani siz milletvekilin, hele geçtim, milletvekilin bir yerden bir yürümesini engelleyemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok, böyle bir yasal dayanağınız da yok. Yani hiçbir şekilde yapılamayacak bir iş. Halk açısından da engelleme şansınız yok. Ama öyle bir keyfi iktidarla karşı karşıyayız ki ben yasakladım, oldu, bitti diyen bir iktidar var aslında. Yani bütün konularda böyle. Her türlü eylemin kendisinde böyle, her türlü açıklamanın kendisinde. Yani ekonomik kriz var diye Face'den, Twitter'dan bir yazı yazan insanın gözaltına alındığı bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Dolayısıyla da hiçbir hukuka dayanmayan bir yasaklama hikayesiyle karşı karşıyayız ama arkadaşlarımız yürümeye devam ediyor. 15'inde de Diyarbakır'da olacaklar. Orada açıklamalarını yapacaklar. Leyla'nın olduğu yerde olacaklar. Bu anlamıyla devam ediyor. Mesela dün meclis grup toplantımıza gelmeye çalışan arkadaşlarımız engellendi. Biliyorsunuzdur belki. Onun ayrıntılarını aktaralım izleyicilerimize. Hı-hı. Neler yaşandı? Ya şöyle oldu. Şimdi meclis grup toplantısı biliyorsunuz mecliste olan ve grubun işte doğal toplantısı. Ankara girişlerinde otobüslerin önü kesildi. Saatlerce insanlar orada bekletildi, kimlikler toplandı, işte GBT yapıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz adı altında. İnsanlar oralarda bekletildi. Şunu soruyorsunuz, arkadaşlarımız sormuşlar, yani gözaltı mı var, o yüzden mi bekletiyorsun? Hayır, gözaltı yoksa bu kadar saat tutamazsınız. Çünkü bir insanı bu kadar uzun uzun süre tutmak artık fiilen gözaltıdır. O zaman gözaltı işlemi yapmak zorundasınız. Hayır, gözaltı da değil. Peki niye tutuyorsunuz? İşte eyleme gidiyorlar. Hangi eyleme gidiyorlar? Bir eylem değil, grup toplantısına geliyorlar. Bu da böyle değil ama söylem bu şekilde gelişiyor ki eyleme gidiyor olsa ne değişir yani o anlamda ama bilginin kendisi bile farklı aktarılıyor. Sonuçta bazı milletvekili arkadaşlarımızın müdahalesiyle ancak bir kısım arkadaşımız oralardan alınabildi ve grup toplantısına katılabildi. Grup toplantısı bitene kadar insanlar oralarda tutuldu ve sonra bittikten sonra insanlar dönmek zorunda kaldı. Şimdi grup toplantınıza bile gelişe izin verilmeyen bir emniyetten bahsediyoruz. Tabii ki kararı alan emniyet olmadığını biliyoruz. Hani bu kararların yukarıdan iktidar tarafından verildiğini de çok iyi biliyoruz. Aynı anda her yerde birdenbire işte eylem etkinlikler yasaklanmıştır. Kararın alınması herhalde ne oranın valisiyle tek başına ilgilidir ne kaymakamıyla ilgilidir. Belli ki merkezi olarak bu karar gönderiliyor ve illerde, ilçelerde de bu tür kararlar alınmaya başlanıyor.
önümüze getiriyor. Bu tabi hukuk tanımaz olunca da bunun yasal dayanağı var mı yok mu tartışmasının yapılmasına gerek duyulmuyor. Salı günkü grup toplantımızda böyle bir süreçte ilerledi mesela. Evet, karanlık bir tablo, umutsuz bir tablo çiziyorsunuz Türkiye açısından. Hı-hı. Önümüzdeki dönemde yerel seçimler var. Hı-hı. Siz bekliyor musunuz 31 Mart'tan sonra bir yumuşama bekliyor musunuz Türkiye siyaseti açısından? Yani şöyle, 31 Mart bu ülkede aslında bu baskıcı hükümetin faşizmi kurumsallaştırmaya çalıştığı bir sürecin kendisi aslında kurumsallaşacak mı kurumsallaşmayacak mı tartışmasının olduğu bir dönem. Çünkü çok uzun süredir demin de bahsettiğim gibi tam da kendi geleceklerini garanti altına almak için aslında bugüne kadar uyguladıkları politikaların getirdiği nokta itibariyle kendi geleceklerini başka türlü garantiye alamayacakları için bu ülkede aslında faşizmi kurumsallaştırıyorlar. Bu referandumda onun adımı atıldı, arkasından 24 Haziran seçimleriyle bunun adımı atılmaya çalışıldı ve bugün de belki de son uğrak yeri olarak yerel seçimlerle bu biraz daha tamamlanmaya çalışılıyor aslında. Yerel seçimleri buradan bakmak gerekiyor. Sadece evet, yerel iktidarların açısından çok önemli, yerelin kendisi çok önemli, demokrasi açısından yerelin kendisi çok önemli. Onlar açısından da tam da buradan baktığında yerel üzerinden de faşizmi kurumsallaştırmanın zemini olarak kullanmak önemli. Dolayısıyla aslında bir adım daha atıp bu süreci tamamlayabilir miyiz diye bakılıyor. Kendi gelecekler açısından, kendi bekalar açısından bakıyorlar. Bunun topluma getireceği hiçbir şey yok. Tam tersine aslında toplumda kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı hat üzerinden yürüyorlar. Toplumu bölerek yönetmeye çalışıyorlar. İşte bir AKP-MHP hattında yürüyenler ve onun dışında kalanlar diye düşmanlaştırdıkları, halkı da bu şekilde ikiye bölmeye çalıştıkları, yani bazen üçe bölmeye çalıştıkları bir politik hat sürüyorlar aslında. Ve bu seçimlerle de biraz bu meseleyi kurumsallaştırabilir miyim diye bakıyorlar. Biz bu seçimde eğer bu hattın kurumsallaşmasının önüne geçebilirsek o zaman bunu yapmaları kolay olmayacak. Yani o zaman bir şeylere mecbur kalacaklar. Hayır denecek çünkü bu hatta. Bu hattın halk tarafından kabul edilmediği gösterilecek ki halk bundan gerçekten rahatsız. Yani bir yandan ekonomik krizin kendisi, bir yandan herkesin bu kadar birbirine düşman hale gelmesinden insanlar rahatsız oluyor. Çünkü kimsenin rahat yarınını göremediği, evinde otururken rahat olamadığı, acaba hangi komşum beni gider, hangi uyduruk gerekçeyle ihbar edebilir diye yaşadığı bir toplumsal biçimlenme halindeyiz. Ya da işte çalışanların acaba gidip kim benim hakkımda yalan bir şikayette bulunur? Çünkü insanların birbiriyle kişisel hesaplarını görmek için siyasi nedenleri bahane edip böyle bir hesaplaşma süreci de oldu aynı zamanda bu ülkede. Yani hiçbir şeyle alakası olmayan insanlar belki de gidip işte bilmem ne o falan deyip şikayet edilen durumlar yaşanıyor. O yüzden kimse ne geleceğini görebiliyor, ne yarını görebiliyor, ne iş bulup bulamayacağını görüyor, ne üniversiteyi bitirdiğinde ne olacağını görüyor. Yani insanların atamasının olmadığı için intihar etmek zorunda kaldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ya da iş cinayetlerinde her gün 4-5 insanın öldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Kadın cinayetlerinin gittikçe arttığı, kadın erkek şiddetinin yoğunlaştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir hayat tabii ki kabul edilebilir değil. Bu anlamıyla bu yerel seçimler geri adım attırabilmenin zeminini örebilmek açısından bizce çok önemli. Biz de tam da buradan kurmuş durumdayız. Yani politik hattımızı, bu dönemki seçimle dair taktiksel durumumuzu ve buradan yürüyoruz. Yani Türk dillerinde bütün kayyumlarla elimizden alınan belediyelerin geri alınması, üzerine yenilerin eklenmesi ve daha güçlü çıkılması. Batı'da ise AKP-MHP ittifakının geri diriltilmesi üzerine kurduğumuz ve buna uygun da işte aday çıkarma sürecini geçirdiğimiz bir dönemdeyiz. Tam da bunu geriletebilir miyiz diye bakıyoruz. Biz umutluyuz. Bunu gerileteceğimize eminiz. Yani şeye gittiğimizde şunu çok açık görüyoruz. Hani kayyum atınan bölgelere baktığımızda insanların öfkesi at safhada. Yani bu kadar da olmaz ki lafını çok fazla duyuyoruz. Bu kadar Kürtler üzerine düşmanlık hikayesinin kendisi çok fazla öfke yaratmış durumda, tepki yaratmış durumda. Hatta bazen şöyle deniyor, biz belki bugün sokağa çıkmıyor gibi görünebiliriz ama biz seçimde göstereceğiz tepkimizi diye çok fazla refleks alıyoruz. O açıdan kayyumlarla ilgili meselede biz çok ciddi, güçlü bir çıkışın olacağını düşünüyoruz, kayyumları reddedeceğini düşünüyoruz. Batı açısındansa dediğim gibi AKP-MHP bile onu gerileteceğine dair umudumuz büyük. Bu ikisi sağlanabilirse gerçekten o zaman ülkede bir başka kanalın açılma şansı olacak, doğacak diye de düşünüyorum.
Şimdi ilk bölümde bir sürü fiili yasaktan bahsettiniz, engellemelerden bahsettiniz. Cezaevlerinde mahkumların kendi yasal haklarını kullanmalarından tutun Ankara'nın ortasında seyahat haklarının engellenmesine kadar bir dizi fiili yasaktan bahsettiniz. Ve size göre 31 Mart seçimlerinden sonra işte bu fiili dediğimiz yasakların tamamen kurumsallaşacağı bir süreç yaşanacak. Buna karşı da bir mücadele hattı çiziyorsunuz. Kayyumlar, kayyumların atandığı bölgeler tabii ki bu kapsamda çok önemli. Sadece HDP açısından önemli değil bölge. Şimdi Cumhur İttifakı'nın birleşenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 7 Şubat'ta bir araya geldiler. Son ittifak planına son şeklini veriyorlardı ki onların da birinci gündem maddeleri kayyum atanan iller. Buralarda nasıl ittifak yapılacak, yapılmayacak artık onların da ilk gündem maddesi. Ne dersiniz? Neden iktidar özellikle kayyum atanan bu illeri Cumhur İttifakı birinci gündem maddesi ilan etti? Buradaki bu simgesel şey nedir? Siyasal simge nedir? Ya tabii ki orada şimdi ortaklaşılan ne? Kürt halkının yaşadığı bölge. Şimdi ısrarla diyor ki işte Kürtler, biz Kürtlerin haklarını savunuyoruz, işte Kürt halkı bize oy veriyor, bizden yana vesaire diyor. Ve şunu ısrarla söylüyor, diyor ki işte kayyumlar durup dururken utanmadı, bu halk kayyumlardan memnun, işte onay alıyor, kayyumun hizmetlerinden çok memnun diyor. Şimdi böyle bir söylemin arkasından kayyumların kaybetmesi durumunda tümüyle boşa düşen bir söylemden bahsediyoruz. Aslında Kürt halkının AKP'nin politikalarına onay vermediğini gösteren bir cevap olacak kayyumların gidiyor olması. Ondandır ki tekrar tehdit ediyor. Yani gerçekte kayyumların politikasına onay veriyorsa bu halk tekrar eğer kayyumları seçecekse. Mesela niye şöyle bir tehditte bulunuyor? Seçilenlerin yerine tekrar kayyum atar. Şimdi siz kendinize güveniyorsanız, zaten seçeceğinizi düşünüyorsanız, politika hattınızın çok doğru olduğunu düşünüyorsanız o bölgede, kayyumlardan gerçekten halk memnunsa, o zaman kayyum atarım tehditinde bulunma ihtiyacı niye hissediyorsunuz? Aslında kaybedeceğini çok iyi bildiği için ve Kürt halkının kendisiyle olan böyle bir oy verme durumunun olmadığını bildiği için bu sefer dönüyor, oraya dair başka yatırımlar yapıyor. Sadece bu da değil. Yani işte AKP-MHP ittifakı orada oturup yeniden düşünmüyor oradaki meseleyi. Gördüğü için kaybedeceğini tekrar bir plan yapıyor ama sadece o değil ki, seçmen kaydırma dünya kadar. Yani gerçekte orada oturmayan, ikamet etmeyen bir sürü asker, polisin kaydırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hani oradaki rakamlar açısından baktığınızda bu rakamlar ciddi rakamlar. Hani belki İstanbul'un nüfusu işte hani çok yüksek, orada 3000, 5000, 10000 belki bir etki etmiyor olabilir. Ama nüfus sayısının az olduğu yerlerde 3000'li, 5000'li, 10000'li kaydırmalar çok ciddi sonuçlara yol açacak şeyler. Şimdi bu yönüyle de bir çalışma yürütüyor. Yani hukuka aykırı bir şekilde aslında işlemleri yaparak da, çünkü devlet tümüyle ellerinde, devletin bütün olanaklarını kendi geleceği için kullanmaya çalışıyor. Öyle olunca gidiyor, bunu da kaydırıyor, seçmen de kaydırıyor. Bir dairede 300 kişinin yaşaması mümkün olabilir mi? Ama bir dairede 300 seçmen gözüküyor. Şimdi böyle bir seçim sürecini, yani seçim sürecinin kendisi tümüyle antidemokratik zaten. Hani neresinden bakarsanız, işte en son bizim dün itibariyle arkadaşlarımız çalışma yürütürken mesela şununla karşı karşıya kalıyorlar. Çalışma yapmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor. En son gidecekler işte bir esnaf bölgesinde kahvehaneleri kapattırıyorlar, giremezsiniz diyorlar. Bizimkiler girme konusunda ısrarcı olunca, seçim çalışması gireceğiz tabiince, bu sefer kahvehaneyi kapattırıyorlar. Hani şimdi böyle bir seçim çalışması, biz şunu görüyoruz. Bu dönem seçime yönelik de, çalışmanın yönelik çok ciddi baskıların olabileceğini de farkındayız. Çünkü kaybedeceğini çok iyi biliyor. Yani kayyum atamış olmasına rağmen burada kayyumların kabul edilmeyeceğini çok iyi biliyor. Çünkü halkın iradesini gasp ettiğini de çok iyi biliyor. O halkın iradesini ile seçtikleri insanları tekrar seçeceğini çok iyi biliyor. Bundan dolayıdır ki bütün bu baskıyı basınca uyguluyor. Her türlü yöntemi kullanıyor. Yani gerekirse seçmen kaydırıyor, gerekirse baskı uyguluyor, gerekirse tehdit ediliyor. İşte gerekirse diyor ki kayyum atarım da buradan umudu yıkmaya, umudu kırmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde kimsenin umudu falan kırılmıyor. Bu seçimlerde herkes çok güçlü duruşuyla seçim sürecinde de, seçimlerde bütün süreçlere sahip çıkacak. Ve gerçekten bu süreçte kayyumlar da alınan yerler geri alacağı gibi batıda da bu hattın geriletileceğine eminiz.
Bir tarafta da kadınlar var. HDP'li kadınlar seçim beyannamelerini açıkladılar. Çok kısa özetle sizden onu da alalım, sonra ikinci bölüme geçelim. Evet, biz işte Diyarbakır'da kadın adaylarımızı tanıttık. Tabii tamamı yoktu. Çünkü halen bazı bölgeler süreçler tamamlanmadığı için bir kısmı devam ediyor. O güne kadar belli olanlarla tanışmış olduk. Gerçekten çok coşkuluydu, çok güzeldi. Kadın dayanışması zaten çok güzel bir şey. Kadınlar bir araya geldiğinde gücünü, kendine güvenini ve kadın dayanışmasını yaratabiliyor. O anlamda çok güzel bir şey oldu bizim açımızdan. Moral motivasyon verici bir şey oldu. Bütün zorluklara rağmen kadın arkadaşlarımız bu süreçte aday olmaya devam ediyorlar. Tüm tehditlere rağmen, tüm baskıya rağmen kadınlar gerçekten yılların verdiği kadın mücadelesinden gelen güçleriyle adaylık sürecinde de öne çıktılar ve adaylar oldular. Bizim açımızdan biliyorsunuz eş başkanlık sisteminden dolayı her yerde uyguladığımız için eşit kadın temsilinden bahsediyoruz. Aslında sayı olarak da işte %50 oranına ulaşmış oluyoruz. Bu anlamda bu bizim eş başkanlık sistemi çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü biliyorsunuz kadın adaylar açıklandı ve gerçekten sayılar çok düşük. Diğer partilerde hani meclis seçiminde, milletvekili seçiminin de çok altına düşmüş durumda. O anlamıyla kadınlar yine aslında yeterli temsil edilmedi maalesef. Kadınların bu mücadelenin içinde olmasına rağmen, yıllardır aslında bu işin içinde olmadığına rağmen temsil oranları hep düşük oluyor. Erkek egemenliği sürekli önüne çıkıyor. O cam tavanlar sürekli önüne çıkar, yine önüne çıktı. Ve birçok partide maalesef çok az kadın aday var. Ama biz HDP olarak eş başkanlık sistemiyle ve fermuar sistemiyle eşit temsili sağlama konusunda ısrarcıyız. Bu konuda geri adım atmayı da düşünmüyoruz. Bizim için çok önemli bir nokta. Çok teşekkür ediyorum. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'le yapıyoruz Ankara gündeminin birinci bölümünü. İkinci bölümünde de HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlu ile devam edeceğiz. Kısa bir ara.